diye. Açık şu an. CHP'li iki tane milletvekili gelmişti orada sana. Bunlar gelmiş. Mahallelerden gelmiş. Rusya'dan, benden falan gelmiş. Peki herhangi bir sorun oldu mu? Yani böyle. Yok. Sen buradaydın değil mi gece? Gece CHP'den ve ÖDP'den ziyaretler olmuş. Kapının oraya doğru ilerliyoruz. Eğer herhangi bir avukat görebilirsek son durum hakkında bilgi alalım. Şeyini çok istiyorsun. Adamlar bildiğin kendi kendilerini denetliyor. Harbi çay içiyor. Harbi çay içiyor. Harbi çay içiyor. Gracias.
Aileler çocukları için havlu, giyecek şeyler getirmişler. Şu an da acayip aydınlık.
Şu an dışarıda hiç avukat yok konuşabileceğimiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Tutuklanma kararı çıkan 13 kişinin arkadaşları, aileleri, tanıyan, tanımayan, destek olmak için buraya gelen herkes onları bekliyor. Dün akşamdan beri buradalar. Gelen avukat mıydı? Affedersiniz, o avukat mıydı? Avukat, evet. Ha, peki şu an nereye gidiyor? Özel izine başvurmak için ailelerle savcılığa çıkacaklar. Özel izine başvurmak yani, evet, için? Normalde görüş günü olmadan yeni tutuklananlara savcı özel izinle görüş izni veriyor. Evet. Peki ne kadar süre sonra çıkacaklar? Yani 2 saati bulur falan dediler. Yaklaşık öğlenin falan. Hayır, yani izin o kadar sürer de dilekçeyi vermeleri yarım saat falan sürer. İnerler, 12 gibi şeyleri, yanıtları alıyorlar. Anladım. Peki tutuklamaya en iyi çıkan arkadaşlar karar çıkan? Onlar muhtemelen... Geçen 2 saat dediler. Ha, evet, sürer. Yani o kadar sürecek. Teşekkürler. Aileler özel görüş izni alabilmek için savcılığa çıkmışlar. Yani şu an çıkıyorlar avukatla birlikte. Evet.
gezdik. Son durum nedir? Yani ne zaman çıkarlar? Hiç saat belli olmaz. Kahvaltılık falan götürdük. Keyifler şey yapsınlar. Keyiflerine zaman yeter. O zaman bırakırlar. Yani bir şey vardı yani. Aileler falan savcılıktan izin almak için çıktılar. Evet. Peki nasıl görebilecekler mi? Görürler. Bugün 12'ye kadar özel dilekçesi veriliyor. Nüfusta şey aldıktan sonra ailesi görebiliyor. Sıkıntı yok. Tabii keyfiyet yapmış da bugün yeni gidiyorlar falan havası yapmazlarsa görebiliyorlar. Peki gece şeyde miydiniz yani mahkemede miydiniz? Peki kısa bir röportaj yapacak sizinle. Şöyle şey, geçeyim mi? Şimdi hemen. Ne zaman? Bir bakalım. Tamam. Arkadaşım, Kadir arkadaşım yukarı çıkarmaya çalışacağım. Tamam. Sonra olur. Tamam. Hiç Kadir'in bir hat var mı? Arkadaşlar, içeriden çıkan bir avukatınız şu an bir kadın avukat aramaktaydı. O kadın avukatı bulup içeriye girdikten sonra bize son bilgileri verecek. Biraz önce dediğimiz gibi aileler özel izin alabilmek için savcılığa gittiler, dilekçe yazacaklar. Ya şekerim ne çalsın, kahvesi güzel olsun da şekeri sütten tat. Nereye gitsin ya? Bu yüzü çarpın abi Allah'ım. Kim ya? Kimin abi? O şey. Normal bir şu bir araba. Tamam. Olmaz. Olmaz. Pardon, ne kadar var? Adana'daki son durumu soruyorlardı. Adana'da bilmiyorum ben de. Adana'da değil mi? Arkadaşlarınızı mı almışlar Adana'da? Kaç kişi peki? Onu bilmiyorum. Teşekkürler. Adana'da gözaltılar olmuş. Yalnız kaç kişi olduğu bilinmiyor. Burada da insanlar Adana'daki durumu konuşuyor aralarında. Avukatımız biraz sonra dışarı çıkacak. Onunla röportaj yapacağız. İnsanlar dün akşamdan beri burada yorgun. Şu an kahvaltı yapmaya başladılar. İçeride mahkemesi olan arkadaşlar, avukatlar kahvaltılık bir şeyler götürdü.
Hadi. Pardon, ne oldu tam olarak orada? Avukat arkadaşı bu tarafa geçiyor, yani buradan geçiriyorlar yani. Çiğ kuvvet avukatın bu tarafa geçmesine izin vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar içeriden çıkan bir avukat Çevik Kuvvet'in arkasından insanların yanına gelmek istedi fakat Çevik Kuvvet buna izin vermiyor. Şu an bir gerginlik yaşandı. Bu tarafa gelmek isteyen avukatın arkadaşı olan başka bir avukat, kadın avukatı Çevik Kuvvet'in dokunulması üzerine onu dokunulmaması için müdahale etti. Şu an avukat diğer tarafta beklemeye devam ediyor. Bir gerginlik yok. Dün akşam mahkemesi yapılan 19 kişiden 13'ü için tutuklama kararı çıktı. Şu an bizi yeni izlemeye başlayan arkadaşlar, şu an adliyenin önünde o 13 arkadaşın araçlara bindirilirken
Onları görmek için aileleri bekliyor. Arkadaşları, aileleri. Onlara destek olmak için buraya gelen insanlar. Aileleri biraz önce savcılığa çıktı. Özel görüş izni alabilmek için dilekçe yazacaklar. Adliyenin önünde şu an cezaevi aracının gelmesini ve tutuklama kararı çıkan 13 kişinin araca alınmasını bekliyoruz. Arkada gerginlik yaşanıyor arkadaşlar. Orada neden gerginlik yaşanıyor? Ne oldu? Özel bir şey yok. Sivil kuvvet ve insanlar arasında bir gerginlik yaşanıyor şu an. Ne oldu? Orada neden gerginlik yaşandı? Arkadaşların orada durmaması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden bir gerginlik yaşanmış. Devam ediyor. Abi.
fark etmiyorum. İçerideki son durum nedir? Ne kadar süre sonra çıkarlar bir bilgimiz var mı? Valla bir yarım saat önce, bir saat sonra çıkarlar demişlerdi ama hala bekliyoruz yani. Kahvaltı, biz de bilmiyoruz net olarak. Falan ailelerde sorumlu hatta kahvaltı yapıyoruz. Bütün şeyler götürdüler. Üzerinden alacaklarını söyledim. Ben o detayları bilmiyorum maalesef. Teşekkür ederim. İnsanlar adliyenin önüne gelmeye devam ediyor. Şu an dışarıda bir avukat yok. Avukat Yalçın çıkacak biraz sonra. Bir kadın avukat gerekiyordu içeriye. Kişilerin yani içeri alınan kadın arkadaşların üzerinde bulunan eşyalar konusunda sıkıntı var mı sanırım? Bu çıt çıtlı badiler ötüyormuş. Onlara bir şeyler götürülecekti. Kılık, kıyafet değiştirilecekti sanırım. Buradan bir kadın avukat alıp içeri girdi. Avukat Yalçın çıkınca onunla bir röportaj yapacağız. Biraz sonra çıkacağını söyledi. Ben de bekliyorum. Thank you.